Burcu'nun astroloji defterinde bu hafta 8-14 Temmuz haftasını konuşuyoruz. Bakalım bu hafta gökyüzü bize neler fısıldıyor. Haftaya Ay Aslan Burcu'ndayken başlıyoruz ve yine aydan sonraki süreçte Ay yavaş yavaş büyümeye başladığı için ve Aslan Burcu'nda da olduğu için... O yüzden saçlarınızla ilgili bakımları yapmak istiyorsanız uygun zaman dilimleri. Eğer saçınızın hızla uzamasını istiyorsanız uçlarından kesim yaptırabilirsiniz. Ya da bakımını yaptırabilirsiniz. Boya daha iyi tuttuğu için saç boyama zamanlarınızı bu zaman dilimine alabilirsiniz. Ve hazır aslan burcundayken ve büyüyorken saçla ilgili süreçlerimizi gerçekleştirebiliriz. Ve büyümesini istediğimiz ne varsa bunlarla ilgili de girişimleri haftanın başında gerçekleştirebiliriz Eğer işte çiçeklerimizle ilgilenmek istiyorsak saksı değişimleri söz konusuysa ya da bir şey ekmek istiyorsak yine hafta başında e, ay hazır Aslan burcunda ve yavaş yavaş büyüyorken bunu gerçekleştirebiliriz ve haftanın başında Merkür'ün e, Kuzey ay düğümüyle güzel bir açısı söz konusu olacak Bu yüzden de yeni fikirlerle e, yeni deneyimlerle ilgili yeni Gündem maddelerimiz olabilir. İşte belki fikirlerimizi anlatıp bir gruba dahil olabiliriz ya da dahil olduğumuz gruplarda fark edilebiliriz fikirlerimizle ilgili. Bu arkadaşlıklarımızla ilgili olabilir, görev aldığımız vakıf, dernek gibi oluşumlarla alakalı olabilir ya da iş ortamımızla alakalı da gerçekleşebilir. Biraz böyle fikirlerimizle fark edildiğimizi hissedebiliriz ya da bilgi anlamında fikir alışverişi yap baktığımız durumlar söz konusu olabilir ee, ve 11 Temmuz Perşembe günü Venüs Aslan burcuna geçiş yapacak Venüsün Aslan ile birlikte biraz daha böyle ünlüler gündemimizde olabilir ünlülerin estetik konuları gündemimizde olabilir ee, bu estetik işte güzellik konularıyla ilgilenen ya da bu anlamda zincirleri olan bazı göz önündeki insanlar, işte ünlüler dediğimiz kişilerin biraz daha haberlerini duyabiliriz. İşte güzellik merkezleri ya da kozmetik firmaları olan tanınmış kişilerle ilgili birazcık daha gündem maddelerimiz hareketlenebilir ve aynı zamanda toplumun göz önünde olan kişilerin lüks harcamalarını da konuştuğumuz bir zaman dilimi olabilir ve Venüs Aslan Burcu'ndayken biraz daha görünür olmak isteyebiliriz. İşte daha çok fark edilmek isteyebiliriz. Bu iş hayatımız olabilir, arkadaşlık olabilir, ikili ilişkiler olabilir. Birazcık daha ben buradayım, ben sahnedeyim. İşte beni artık fark edin dediğimiz zaman dilimleri ya da bunu arttığını hissettiğimiz bir zaman dilimi olabilir ve Venüs Aslan Burcu'na geçiyor ama Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesinden hemen sonra ertesi gün Plüton'la bir karşıtlık yapıyor. Yani bu ne demek? İşte birazcık sosyal ilişkilerimizde bazı kısıtlanmalar, bazı zorluklar hissedebiliriz e, ve aynı zamanda tutkuyu da ifade eder o Akrep burcunun yöneticisi çünkü Plüton tutku da isteyebiliriz. Yaptığımız birçok işte tutku isteyebiliriz, ikili ilişkilerimizde tutku isteyebiliriz, e, aşk hayatımızda, sevgi konularında e, belki harcamalarımızda bile tutkuyla harcamalar yapıyor olabiliriz. İşte burada birazcık e, Hal ve hareketlerimizde e, artış hissedebiliriz. Belki kontrolsüzce yapabiliriz bazı şeyleri. Ve marka düşkünlüğü birazcık artabilir bu süreçte. İşte birazcık Venüsün gölge yanını tetikler nitelikte de olabilir bu e, karşıtlık durumu. E, ve aynı zamanda piyasaların da hareketlendiğini hissedebiliriz aslında. Böyle e, madenlerle ilgili bu sadece... E, gerçek anlamda toprak altındaki madencilikle ilgili değil, dijital anlamdaki madencilikle ilgili de piyasaların birazcık hareketlendiğini hissedebiliriz bu Venüs Plüto karşıtlığıyla birlikte. Ee, değerli taşlarla ilgili gündemler söz konusu olabilir Belki onlarla ilgili işte yeni kanunlar yeni vergiler yeni yapılandırma süreçleri ya da onları çıkartmakla alakalı bazı yeni gündemler işte yeni kanunlar söz konusu olabilir.